Kahramanmaraş'ta düzenlenen 13. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem yaptığı konuşmada, İmam Hatiplerin geçmişten beri gelen mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Milli Eğitim olarak İmam Hatiplerin geçmişten gelen mağduriyetlerini gidermek ve eğitim sisteminde yerini alması için bütün gayretimizle çalışıyoruz. İmam Hatip okullarının yıllarca zor şartlar altında eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Erdem, öğrencilerin AK Parti iktidarı ile umutlandığını vurguladı. 1924'te sözde İmam Hatip mektepleri diye başlayan yapı 30'da tamamen bitmiş ve sonra kademe kademe ama hepinizin umudunun eşerdiği yıl 2002 AK Parti iktidarı. AK Parti iktidarı da bu noktadaki normalleşme hamlesini 2012'de Sayın Bakanımızın grup başkanlığı döneminde onun çok büyük emekleriyle hazırlanan kanun teklifi ve milletvekillerimizin gayretiyle çıkan 4+4 ile normalleşti. Erdem, Türkiye'de İmam Hatip okullarının sayısının arttığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak kaybettiğimiz zamanı hızla gidermek adına gayret gösterdik. Bugün itibariyle 1392 Anadolu İmam Hatip Lisemiz, 2727 İmam Hatip Ortaokulumuz var. Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ise dernek olarak bu yıl istikamet teması işleyeceklerini ifade etti. Yeni eğitim öğretim yılının hemen başında düzenlediğimiz bu kurultayımızda inşallah istikamet üzere temamızı birlikte ele alıyoruz. Bekiroğlu kurumsallaşma ve gençlik yapılanmasına önem verdiklerine değindi. Kurumsallaşma üzerinde yoğunlaştık. Hem Önder Genel Merkez olarak hem de derneklerimiz olarak. Teşkilatlanmaya yoğunlaştık. Gençlik faaliyetlerine yoğunlaştık. Okul aile birliği çalışmalarımıza yoğunlaştık.